şükretmeyi bilmek. Kur'an'da şeytanın en önemli hedeflerinden birinin insanları şükretmekten uzaklaştırmak olduğu, şeytanın şu sözleriyle haber verilmiştir. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İnsanların Allah'ın sunduğu nimetleri görmesini ve şükretmelerini engellemek, göz ardı ettirmek her zaman şeytanın başlıca amaçlarından biri olacaktır. Şükredebilmek için öncelikle şükrün önemini kavrayabilecek şuura sahip olmak gerekir. Şükreden bir insan, sahip olduğu nimetin gerçek sahibinin ve onu kendisine verenin Allah'ın olduğunu ve Allah karşısındaki acizliğini bilir. Allah'ın büyüklüğünü, azametini göz ardı eden bu apaçık gerçeği kalben hissedemeyen bir insanın şükrü de aynı derecede yüzeysel olur. İman etmeyen ya da imanı zayıf olan insanlar Allah'ı sadece başlarına gelen bir bela ortadan kalktığında kısa bir süre hatırlar. Ancak sonra Allah'a dua ettiklerini unutur, tekrar küfür içindeki yaşamlarına geri dönerler. Kur'an'da felakete uğradığı zaman dua eden, üzerlerine sıkıntı kalktığında şirk koşan insanların durumları şu şekilde haber verilmiştir. De ki, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. Şükür için bir sınır yoktur. İnsan eline geçen her fırsatı bir şükür vesilesi olarak kullanabilir. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi tüm müminler kendisine yediren ve içirenin Allah olduğunu sürekli farkında olmalı ve bunları kendisine sunan Allah'a şükretmelidir. İnsanın gün boyu yararlandığı halde çoğu zaman üzerinde düşünmediği, ancak kaybettiği zaman değerinin farkına vardığı sayısız nimet vardır. Allah bizlere bu nimetlerin farkına varmamız ve kendisine şükretmemiz için gözler ve kulaklar vermiştir. İnsanların yapması gereken ise bu nimetlerin ellerinden gitmeden önce de farkına varıp şükretmektir. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Bizler için ulaşım ve taşıma aracı olan gemilerin, Allah'ın dünyanın dörtte üçünü oluşturan denizlerin içinde yarattığı tüm nimetlerin, güneşin, rüzgarın varlığı da Allah'a şükretmemizi vesile olmalıdır. Allah bu gerçeği ayetlerinde haber vermiştir. Denizi de sizin emrinize veren O'dur. Ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda suları yara yara akıp gittiğini görüyorsun. Bütün bunlar O'nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. Size kendi rahmetinden tattırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O'nun fazlından rızkınızı aramanızla umulur ki şükretmeniz için rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi O'nun ayetlerindendir. Allah kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O'nun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi, umulur ki şükredersiniz. Müminlerin kendisine verilen nimete şükretmesi, bu nimete ehil olduğunu gösteren bir delildir. Böylece hem nimetin hakkını vermiş olur, hem de daha üstün bir nimet için Allah'ın izniyle önünde yol açılır. Allah, şükreden kullarına nimetlerini artıracağını bildirirken, şükretmeyen nankörlerin azapla karşılık bulacaklarını da haber vermiştir. Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun eğer şükrederseniz, gerçekten sizi artırırım. Ve andolsun eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir."